Pazartesi günlerine damga vuran Serhat Kılıç ve Tolga Sarıtaş'la Söz dizisinin setinde neler yaşanıyor? İşte Star Life Parkı ile izleyeceğiniz özel haberimiz. Bazen soruyor, abi gözünü ne yapıyorsun? Bütün temin büyük bir sürpriz bekliyor. Büyük ilgiyle izlenen Söz dizisinin setine sadece Star Life girdi. Sürükleyici hikayesi ve muhteşem oyunculuklarıyla milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yıldızlarıyla gerçekleştirdiğimiz röportajlarımıza Tolga Sarıtaş'la başlıyoruz. Valla dolu dolu çok güzel bir 12 bölüm geçirdik biz. Kamera arkası tarafından bakarsanız. Mesele bu ülkenin onuru, şerefi. Bu adamlara bu fırsatı vermeyin. Söz dizisinde kıdemli üsteğmen Yavuz karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş gördüğü büyük ilgiden çok memnun. Son dönemin en flash dizisinin yapım öncesi ve sonrasında büyük emekler harcandığını belirtiyor yakışıklı oyuncu. Her şey çok hızlı gelişti. Bir eğitime alındık. Çok sıkı bir eğitim gördük. Ardından ufak bir işte okuma provaları falan. Sonra sete çıktık ve sona maraton başladı zaten. Her hafta devam ediyor. Devam ettik. Ses gelsin, ses versin. Soruyoruz. Tolga Sarıtaş'ın yanıtı çok net. İşin içeriğinde işte Türk askerinin ve ailelerinin ne hissettiğini barındırdığı için, onların hikayelerini anlattığımız için bütün ekip çok ince ayrıntılara dikkat ederek, çok itinayla çalıştık aslında. Ama bu hani sadece oyuncular kısmı değil, kamera arkası, kostüm, prodüksiyon. Sezon finalinde büyük bir sürpriz yaşanacakmış ama Tolga Sarıtaş şimdilik sürprizi bozmak istemiyor. Bütün timin büyük bir sürpriz bekliyor. Çok büyük bir ters köşe var sezon finalinde. Bakalım. Çolak'ın oğlu kim biliyor musun? Sen yer çıkıştan çık, ben bunu hallederim. Çolak yakalanmış olsa da. Yıllardır herkes onu konuşuyor. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Çolak karakteriyle ilgili bilinmeyenleri Star Life'a anlatıyor. Bazen soruyorlar sette de bazı yardımcı oyuncu arkadaşlar da. Abi gözünü ne yapıyorsun? Arkadaşınız kömür gibi yanmadan önce belki dertleşmek istersiniz dedik. Peki neydi Çolak'ın gözlerindeki o sır? Serhat Kılıç sanıldığının aksine aynanın önüne geçip rolüne çalışmadığını belirtiyor ve işin aslını açıklıyor. Tiyatrocuların birçoğunda var bunlar. Yani oturup şöyle çalışayım, böyle dur şöyle bakayım, böyle bakayım gibi bir şey yok. Yalan onlar. Ayna karşısında bir hafta bakışları çalıştım. Başta gözlerim olmuyordu. Allah'ım dedim ne yapmalıyım, bir şey yapmalıyım. Sonra küçük bir ameliyatla, minik bir pensle torbalarımı bir... Eminim böyle bir hikaye çok daha keyifli olacaktı sizin program için ama sadece gözlerim torbalı ve torbaları biraz aşağı indiriyorum oynarken. Serhat Kılıç bu bir sır değil diyerek sözlerine devam ediyor. Sır değil ki bu. Yani torbası olmayan yapılmaz zaten. Her şey torbanın. Yani Serhat Kılıç kötü bir karakteri oynamanın zorluğundan bahsediyor. Ünlü oyuncu bu tip zorlu rolleri oynamayı her erkek oyuncu ister diyor. Bir yerde bir arkadaşımı gördüğümde şey yaptım. Oğlum ne yapıyorsun sen, ne oynuyorsun ya? Niye öyle bir şey yaptın? Ne oldu yani, çok parasız mı kaldın yani? Hani sanki bunu oynamak için biz üstüne yani. Ya bu da bir rol bence müthiş bir rol ya Çolak. Yani bir aktör için yani... Hiçbir erkek oyuncu, çok az erkek oyuncu kıskanmıyorum der. Her bile doğru gidiyorum. Ne? Sen delirdin mi? Asker her yer... Namı diğer Sarı Komutan'la Çolak sık sık karşı karşıya geliyor. Serhat Kılıç bu konuda bakın neler söylüyor. Ben Sarı Komutan'ın ne olduğunu biliyorum Çolak olarak. Yani onun acılarını biliyorum. O da benim bunu bildiğimi biliyor. Karakterler üzerinden konuşuyorum. Aybüke ile bir sahnesi var, şey diyor. Hep böyle mi geçecek hayatım? Evet, hep öyle geçecek hayatın. Çünkü senin bir hayatın yok. Çok büyük dram. Bence dizi... Bak tüylerim diken diken oluyor anlatırken bile. Çünkü bu çok büyük yalnızlık. Büyük acı bu. Eve götür beni. Evimi özledim. Sen özlemedin mi? Erdem karakterini canlandıran Nihat Altınkaya'nın yanındayız. Ünlü oyuncu Söz dizisinin başarısını ekip içindeki müthiş uyuma bağlıyor. Doku uyuması diye bir cümle vardır ya, kelime. Onun anlamını ben ilk defa burada yaşadım. Çünkü inşallah nazar değmez. Çok güzel çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımla dokumuz uydu ve güzel bir iş çıkartıyoruz. İyi ki de böyle bir işin içinde olmuşum. Son olarak ünlü oyuncudan bir itiraf geliyor. Meğer dizi öncesindeki eğitimde kendisi yokmuş. Neden mi? Ben o eğitime
katılmadım. Oradan yırttık. Yani iyi oldu. Genelde benim karakter harekat merkezinde geçeceği için taburda tabur komutanı. Gülben Ergen, milli takımdan kovulan Arda Turan'la ilgili nasıl ilginç bir yorum yaptı? Arda'nın başına. Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy, Birce Akalay'ın yüzünden mi yollarını ayırdı? Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Hatice Şendil'in minik oğlunun ilk görüntüleri sadece Star Life'da. Can, ismi Can. Can. Ve Aslı Enver'den eski sevgilisi Murat Boz'u bile kıskandıracak Şebnem Ferah performansı. Birazdan Star Life'da. Star Life yine sokağa çıkıp sordu. Son günlerde Çağatay Ulusoy mu? Çağatay Ulusoy. Yoksa Engin Altan Düz Yatan mı daha başarılı? Engin Altan Düz Yatan. Peki müzik dünyasında kimler inişe, kimler yükselişe geçti? Hangi Türk filmi sadece 3 kişi tarafından izlenerek büyük hüsrana uğradı? Haftanın in ve outları birazdan. Magazinin merkezi Star Life tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım sırada hangi haberimiz var? Beni çok seviyor. Ay dur şimdi bana inme indirme dur. Herkes gibi biz de normal aileler gibi borcu harca girdik. İnşallah fabrikada yangın çıkartmış. Ünlülerin minik Ceylin'le ilgili görüşlerini birazdan ekrana getireceğiz. Ama önce Demet Akalın'la sohbete başlıyoruz. Ünlü popçu geçtiğimiz haftalarda Beykoz'da 18 milyon liraya 4 katlı, 9 odalı, havuzlu ve bahçeli bir villa alarak hayallerindeki eve kavuşmuştu. Demet Akalın evin iç dekorasyonunu tamamlamak için koşturuyormuş. En tabii şey kaldı artık. Güzel koşturmacası kaldı. Perdeydi. Evet, perdeydi. Beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Neler beğendiniz? Ben 10 senedir bu işlere bakmadığım için eski biraz evden dolayı. Hadi Emre abi yürüyün. Emre bir. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, Gülşen'in kendisine aldığı 25 bin liralık çantayı sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bu hatırlatılınca ünlü popçu, Gülşen'in hediyeyi oğlu Azur Benan'ın adına aldığını söylüyor ve bakın minik Azur'u nasıl yere göğe sığdıramıyor. Gülşen almadı onu. Benan bebek aldı. Anneler günü hediyesi ısmarlamış sağ olsun. Anca gelmiş çanta. Çok tatlı bir bebek ya, yani maşallah böyle bir şey. Bir de beni çok seviyor. Sizi sevmeyen olsun. Yemek istiyor beni, ben de onu yemek istiyorum. Kırmızı ojeler böyle. Babalar gününün yarın olduğu hatırlatılınca Demet Akalın büyük bir şok yaşayarak bana masraf çıkartmayın diyor. Daha sonra eşi Okan Kurt'un kendisine anneler gününde pasta aldığını söyleyerek durum değerlendirmesi yapıyor. Evet. Ay dur şimdi bana inme indirme dur, bir de masraf bu kadar şey içinde, bir de babalar günü çıkartma bana. Masraf geliyor pazar günü. Eyvah. Eyvah. Hakan Bey. Bana anneler günü de hediye almıştı. Büyük bir hediye almış. Kesin bir beşte. Ay nerede, hiç öyle bir şey yok. Hatırlamadığıma göre almamış bir şey. Ev almıştır araba. Yok be, pasta aldı. Demet Akalın 18 milyon liraya ev alarak borca girdiğini söylüyor ve artık harcamalarına daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Ya çocuklar da bu işin gırgırı yani, hani öyle herkes gibi biz de normal aileler gibi borcu harca girdik, artık öyle büyük hediye beklemiyorum kimse. Ama yaş pasta almıştır, siz de kuru pasta alırsınız. Ozan Doğulu ile çıkardığı kulüp parçasının çok beğenildiğini söyleyen Demet Akalın, Tarkan'ın kendisiyle aynı günlerde albüm çıkarmasından dert yanarak sempatik tavırlarıyla bakın nasıl sitem ediyor. İşte her şey oraya kadar zaten. Bütün havamız o gelene kadar. İnşallah fabrikada yangın çıkartır. Demet Akalın'la sohbetimizde konu duyguları derinden sarsan bir olaya geliyor. İzmir'de parkta oynarken kaybolduktan sonra komşusunun evinde cansız halde bulunan 10 yaşındaki Ceylin'in 500 liralık fidye için kaçırıldığı öne sürülmüştü. Ünlü popçu bu konuda sosyal medya hesabından çok sert sözler sarf etmişti. Çocuklarla da alakalı olunca ben bir bana bir çıldır geliyor yani. Demet Akalın'a Ceylin için yazdıkları sorulunca ünlü popçu farkındalık oluşturmak istediğini söylüyor. Evet, birkaç kişi daha artık şey olursa, orası benim zaten gazetem gibi. Zaten birçok internet sayfasında da çıkmış. Ya bizim zamanımızda da oluyor muydu acaba böyle şeyler? O zaman internet yoktu. Acaba biz mi bilmiyorduk?
Daha sonra Demet Akalın bu tarz haberlerden dolayı kızı Hira'yı okula tek başına göndermediğini itiraf ediyor. Şimdi böyle bir farkında mısınız? Bir şey oldu yani. Çocuğu bırakamıyorum. Ben okulda bile başında şeyle gidiyor yani, ablasıyla gidiyor. Tüm Türkiye bu olayın şokunu yaşarken ünlüler de tepkilerini sosyal medyada gösterdi. Birce Akalay bir hemcinsinin yaptığı "bir kız ergen olmuşsa evlenebilir" yorumuna çok sinirlendi ve "sen nasıl ahlak yoksunu bir kadınsın" diyerek sert tepki gösterdi. Medyada tepki gösteren bir diğer isimse Sibel Can'dı. Ünlü şarkıcı, "Allah bu kötülüğü yapanları kahretsin, çocuklarımıza, geleceğimize uzanan eller kırılsın" diyerek minik Ceylin'in bir fotoğrafını paylaştı. Sibel Can'ın yanı sıra Ömür Gedik, Aynur Aydın ve Selçuk Balcı gibi birçok ünlü isim de Ceylin için kişisel hesaplarından tepkilerini gösterdi.